Selam yumurseverler, yeni bir haftalık vlogla birlikteyiz. Yine birden fazla konumuz olacağını düşünüyorum. İlk konumuz dışındaki konuları şu an bilmiyorum ama ilk konumuzdan başlayalım hızlıca. Bugün şuradaki TV ünitesini değiştireceğim. Parçaları dün aldım. Şurada ve şurada bayağı bir parçamız var. Bu gördüğünüz parçaların hepsi aslında şuradaki TV ünitesinin aynısının başka rengi. Konu ilk önce böyle başladı. Sonra dedim ki şurada da böyle kocaman bir boşluğum var benim. Şuraya da şöyle dikey bir dolap koysam nasıl olur falan diye böyle bir düşündüm. Hem fazladan depolama alanım olur hem de belki böyle cam raf gibi bir şeyler olursa içine figür migür, lego, cart curt öyle bir şeyler koyabilirim gibi geldi. Bu dediğim şeye daha tam karar vermedim. İlk önce bir çizim yapıp oraya uyumlu olacak mı olmayacak mı falan onu görmem lazım. Bu kısmı birlikte yapabiliriz diye düşündüm. Hem de size bayağı güzel bir ölçü alma taktiği gösterebileceğimi düşündüm. Bayağı bir kişinin işine yarar bence. Şimdi ilk önce bir şuradaki duvarı ölçeceğim. Ve bilgisayarıma geçip basit bir 3 boyutlu tasarım uygulaması açacağım. Tinkercad'i kullanacağım ben. Ücretsiz bir web sitesi bu ama istediğiniz herhangi bir yazılımı da kullanabilirsiniz. Reklam değil bu arada. Ve şu sağdaki şekillerden bir kutu seçiyorum. Bu kutuyu duvarımın ölçülerine getireceğim. Şöyle üstüne tıkladığınız zaman üstünde ölçüler yazıyor zaten. Ve aşırı basit bir şekilde duvarımın bir modelini buraya yapmış oldum. Şimdi TV ünitemin boyutları şöyle 40-60 ve 38'lik modüllerden oluşuyor. Zaten hazır mobilya alacaksanız alacağınız sayfada böyle bunların boyutları yazıyor. Dolayısıyla direkt o boyutları buraya geçirmeniz yeterli. Şimdi alt tuşuna basarak hemen bunların kopyalarını çıkartıyorum. Yan tarafa koyacağım modüllerin yüksekliği ise 64. Hemen buradan onların boyutunu da ayarlıyorum. Şimdi direkt bu kalıplar üzerinden gidebiliriz. Bu zaten duvara dayalı olacak. Bunlar da onun yanına gelecek. Aklımdaki model şu tarz bir görünüme sahip. Aşağı yukarı bu olacak ve şu ortadaki modül de şöyle camlı bir modül olsa ve raf gibi kullansam sanırım istediğim şeye yakın bir şey olacak. Şimdi hemen bir de televizyonun ölçüsünü alıp bu buraya olacak mı diye bakalım. Televizyonum da 196'ya 110 civarı bir boyuta sahip. Gayet olur gibi duruyor şu an. Şimdi aslında duvara asmayı çok istiyorum. Direkt yerde duracağına birazcık yukarıda böyle duvarda durmasını tercih ederim gibi. Hem altını temizlemek falan da daha kolay olur bu sayede. Ama onu yaptığımda şu arkadaki kaosu nasıl gizleyebilirim bilmiyorum. Şu an bu televizyonun arkasında toplam 7 tane akıllı ışık, işte HDMI kabloları vesaire bir dünya şey var. Bunları aşırı düzenli bir şekilde yaptığım için önden hiçbir şekilde gözükmüyorlar. Bütün kablolar şuradan ve şu taraftan direkt aşağı indikleri için karşıdan baktığınızda hiçbir şey görmüyorsunuz. Böyle tertemiz bir görünüm oluyor. Ama bunu duvara sabitlersem televizyonu da duvara asmam gerekecek ve televizyonu duvara astığımda şu arkadaki boşluğum hiçbir şekilde olmayacak. Duvara çok daha yakın olacak. Sadece alttaki modülleri duvara asıp televizyonu üstüne koysam o zaman da dolaba güvenemem. Çünkü bu televizyon 55 kilo falan, bayağı ağır bir şey. Taşıyabilir mi, taşıyamaz mı, devrilirse çok büyük problem olur falan. O riski almak istemiyorum açıkçası. Altına ayak alabilirim. Böyle yerden birazcık yükselteceğim şekilde 10 santim falan ayaklar alsam. Hem altını temizleyebilirim. Duvara astığım kadar şık gözükmez. Ayak gözükecek çünkü. Ama yine de daha ferah olur gibi ya. Tamam, ben bunu bir düşüneyim. Şimdi bir dışarı çıkacağım ve şu eksik olan modülleri alıp eve getireceğim. Ondan sonra kuruluma başlayacağız. Evet, eksik parçaları da aldık ve eve döndük. Şurada o yana koyacağım büyük modül var. İşte burada yeni parçalar var, şurada yeni parçalar var. Şurada bir dünya ıvır zıvırlar var şu çantaların içinde. Yani bayağı bir yapılacak, monte edilecek şeyimiz var.
Şimdi şurayı göstermişken bu bisikleti neden hala yapmadım diye sorabilirsiniz. Yapmadım değil, yapamadım çünkü bir ayı aşkın süre oldu ve hala elektrikli bisikletin motoru gelmedi. Motoru nereden çıktı ya? Bataryası gelmedi. Ya Türkiye'den aldım, Türkiye'den bir siteden aldım ama Almanya'dan yollamışlar. Ve satış sayfasında bunun hakkında hiçbir şey yoktu. Hani ben böyle birkaç günde gelecek diye beklerken onlar birkaç haftada gelecek dediler. Birkaç haftayı da geçti, yine de gelmedi. Bilmiyorum ne olacak. O konu şu an havada. Şimdi sizin için 1 dakika falan sürecek fakat benim için saatler sürecek bir sürece başlıyoruz. Yeni bir günden selamlar. Dün dolaplarla uğraşırken pertim çıktı ve bir yerden sonra böyle gidip sessizce sızdım kaldım. Fakat dolapların montajı tamam. Şöyle alttaki dörtlü modülümüz burada. Şu dolapta gayet güzel oldu gibi. Sadece şu cam rafı belki bir alta indiririm. Öyle daha güzel olacak gibi geliyor. Çekmeceler falan şu an hepsi dışarıda. Çünkü bu çekmeceleri taktığımda bunları çok taşıyamıyorum ve içeriden hepsini birbirine sabitledim. Burası 3 farklı parçadan oluşuyor ve televizyon şuraya ve şuraya baskı yapacak. Yani şunun aynısı olduğu için direkt oradan nerelere baskı yaptığını çıkartabiliyorum. En büyük baskı noktaları kenar modüller olacağı için onları şöyle arkalardan, markalardan böyle bir dünya yerden vidaladım. İçeride de aynı şekilde bir dünya vida var. Böyle bir şey yapacaksanız aklınızda olsun. Bu mobilyalarda şu iç taraflar karton, sadece şu köşelerde falan ahşaplar var. Buralardan sıkmanız gerekiyor. Fakat bugün buna devam etmeyeceğiz. Bunu şimdilik askıya alıyorum. Buna yarın bakacağım. Bugün aklıma yapacak başka bir şey geldi. Uzun süre önce Çin'den almış olduğum şu minyatür Napolyon topu modeli. Yani bu bir model. Tamamen metalden falan ama böyle çalışması için yapılmış bir şey değil. Bunun içine böyle delikler melikler açıp yine kendi içinden gelen şu minyatür gülleleri atabilir hale getirmeye çalışacağım. Bunu yapmak için de yine daha önce bir toplu paket açılışında gösterdiğim ve Çin'den almış olduğum şu 8 in 1 alet bilmem nesini işte bir kullanacağım. Bununla dikey matkap yapıp içine şu uç kısımlarına falan delikler açacağım bunun. Yani şurada delik var gibi gözüküyor da bunlar böyle küçük. Mesela hemen içine bir tane gülle bırakalım. Gülleyi bıraktığım zaman gülle şuralarda bir yerlerde kalıyor. Yani içine gitmiyor, böyle delik gözükmesi gereken yerlere delikleri açmışlar fakat öyle kolayca çalıştıramayın istemişler. Fakat benden kaçar mı? Kaçmaz. Ben bunu çalışır hale getiririm. Bence. Umarım. Neyse. Hemen şöyle çekim düzenimizi ayarlayalım. Çok uzatmaya gerek yok. Ben hemen işe koyuluyorum. Düşündüğümden çok daha fazla uğraştırdı. Neredeyse 40 dakikadır falan şununla uğraşıyorum ama sonunda bitti. Anladığım kadarıyla bundan sonraki yapacağım değişiklikler bu kadar uğraştırmayacak. Çünkü atıyorum şu motor bölümü artık sabit. Yani şu şuradaki 3-4 parça sabit gibi. Kitapçıktan öyle anladım ben. Ya da işte şu an bunu metal için ayarladım. Sonra ahşap için ayarlayacak olursam sadece şunu şuraya takıyorum. Şuradan bir şey değiştiriyorum falan filan. Açıklaması biraz zor böyle. Bu kadar çok seçenek olunca nasıl anlatayım bilmiyorum. Şimdi deleceğim parçayı buraya sabitliyorum. Bunların plastik olması birazcık gözümü korkutuyor açıkçası. Çünkü bu daha çok ahşap işlemek için yapılmış bir makine. Hadi hayırlısı. Düşünüyorum
Düşündüğümden çok daha hızlı ve kolay oldu. Fitil şu anda buna muhteşem bir şekilde oturuyor. Şöyle çok hafif zorluyorum ve arada hava boşluğu bile kalmıyor yani. Tam olarak istediğim delik oldu. Şimdi daha zor olan parçaya geçtik. Şu parçanın şuradaki kanalını, yani zaten hali hazırda bulunan kanalını fitil girecek genişliğe şey yapmam lazım. Yani hiç bu kanalı açmamış olsalar daha rahat olacaktım. Şu an mevcut bir şeyin kenarından girmem gerekeceği için bu parça azıcık beni geriyor. Bayağı bir uğraştırdı fakat şu anda çalışır hale gelmiş olması lazım. Şöyle herhangi bir fitili alıyorum. Şu kısma yerleştiriyorum. Sonra bunu topun içine koyup şu kilidi de kapattığımda içine koyduğumuz şeyi ateşleyebiliyor olması lazım. İnternette barut bulamadım. O yüzden kibrit barutu kullanacağım. Aslında torpillerin barutu da belki kullanılabilir ama ilk önce bir kibritle denemek istiyorum. Ne kadar kullanmam gerektiğini bilmiyorum ama deneme yapmak için bence bu kadarı yeterli olur. Şimdi bir de bunun ucuna kağıt sıkıştıracağım. Şu anda çalışması için gereken her şey hazır. Şimdi ilk denemede ucuna bilye koymayacağım ama yine de şöyle bir güvenlik önlemi almak istiyorum. Ve gerildim. Ucunda bilye yok bu arada. Sadece kibrit şeyiyle oldu bu. Bakın çarptığı yer ne hale gelmiş. Şu an beni tatmin etmeye başladı. Daha torpil barutuyla denemedik. Şimdi sistemin çalıştığına emin olduğumuza göre buna birkaç ufak modifiye yapıp demir bilye atabilir hale getireceğim. Sonra dışarıda farklı farklı hedeflerle bunu deneyeceğiz. Evet, malzemeleri aldık ve dağ başında bir yere geldik. Parçalayabileceğim pek çok şey getirdim yanımda. Ve böyle ıssız bir yerde kimseyi rahatsız etmeden, kimsenin başına bir şey gelmeden rahat rahat bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Evden çıkmadan önce bayağı bir barut ayarladık. Rahat onlarca atış yapabilecek kadar barutumuz var burada. Şimdi ilk defa bilyeli şekilde deneyeceğim. Etkisini görmek için şuraya bir tane karton kutu koyacağım. Güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Olacak mı bununla bu? Bence çok iyi oldu. Hadi. Ne oldu? Deldi mi? Bir şey olmamış. Bilyeyi bile atmamış mı? Yo, bilyeyi atmış. Ama kartonun içinde de değil, delik de yok. Ne oldu orada? Burada yanmamış barutlar var. Barutlar buralara fırlamış. Niye böyle oldu? İyi sıkıştıramadın mı ki? Ya yapma ya. Ne oldu? Dedim ben çok sıkıştırdım diye. Şimdi ona yaklaşmaya korkarım ki. Ya patlarsa? Oğlum eskiden çok yaşadım böyle. Kız kaçıranı yakıyorsun, ateşlenmiyor. Tam dokunuyorsun patlıyor falan. Bana dokunmak istemiyorum şu an. Patlamayacak herhalde. Patlamayacakmış ya. Boşuna şey yapıyorsunuz, garip heyecanlar falan çıkartıyorsunuz. Hiçbir şey yokmuş. Dedim bak, kağıdı çok sıkıştırdım ya, çıkamamış kağıt burada. Nasıl güçlü hale getireceğim ben bunu ya? Kağıtsız deneyeceğim bakalım. Kağıtsız nasıl olacak? Bu sefer ucuna bir şey sıkıştırmadım. Full barut. Bu sefer kesin olması lazım. Ucuna bir şey sıkıştırmamız lazım demiştim ben size. Hep Harun ya. Siz duymuyorsunuz tabii, kesiyor kısımları ama arka plandan sürekli işte şöyle den abi, böyle den abi bir şeyler diyor bana. Dedim ben sana olmaz ya, demedim mi? Ben bunun nasıl patladığını bile bilmiyorum lan daha. Hadi bu sefer olsun. Koş, koş.
Dikkat. Evet, geri döndük. Çünkü en son yaptığımız atışta, daha doğrusu en sondan bir önceki yaptığımız atışta topun arkasındaki pim koptu. Dur, göstererek anlatayım. Şu an birazcık üzülmüş durumdayım da. Topu gayet güzel bir şekilde çalıştırmayı başardım fakat istediğim güce ulaşamıyordu. Ondan sonra dedik ki çekime bir ara verelim. O arada böyle torpil barutuyla falan deneyelim. Daha güçlü olabilir. Kesinlikle daha güçlü oldu fakat aşırı güçlü oldu. Aşırı güçlü olunca da şu arkasında bunun bir kilit mekanizması var. O kilit mekanizmasının pimini kırdı ve bu alet böyle havalara uçtu. Arkasındaki kilit başka yere uçtu. İçinde bir parça daha var şu an. İçine sıkışmış durumda. Şu barutu marutu teptiğimiz yer. O başka yöne uçtu vesaire derken içindeki parçayı ve kendisini bulabildik büyük olduğu için fakat arkadaki pimi bulamadık. Bulsak da işimize yarar mıydı bilmiyorum gerçi çünkü pimi kırılmış gibi gözüküyor slow motion'da, emin değilim ama kırılmadıysa bile bulamıyoruz yani, oradaki pim yok. Öyle olunca şu arkadaki pim yerine bir alyan sıkıştırarak falan tekrar denedik. O şekilde oluyor gibiydi. Fakat biz onu dışarıda dağ başında ilkel şartlarda çalıştırmaya çalışırken o kadar çok zaman geçmiş ki, bir de tabii o pimi arama süreci var. O pimi de nereden baksan 1,5 saat boyunca falan aradık. Akşam oldu. Yani bu ışıkta da dağ başında çekim yapma şansımız olmadığı için mecburiyetten eve döndük. Yani istediğim şey oldu. Onu çalışır hale getirebildim fakat onunla eğlenemedim. Eğlenemediğim için azıcık canım sıkıldı. Neyse, bugün bayağı yoruldum. Dışarıda çekim yapmak zaten yorucuyken işte o kaybolmanın stresi mitresi, o stresle iyice yoruldum. O yüzden bu akşam bir şey yapmayacağım. Yarın şu dolaplarla devam edeceğiz. Yeni bir günden selamlar. Bugün artık şu dolap işini bitirme günü. Dün dolap için aklıma bir şey geldi. Dolabın içine de led yapabilirim diye düşündüm. Şu geçen vlogta yaptığım mutfak ledleri vardı ya. Görmeyenler için hemen bir göstereyim şu karmakarışık mutfağımdan. Şöyle buraya akıllı ledler yapmıştım. Şu kumandanın özelliği aynı anda 4 farklı bölgenin kontrolünü yapabiliyor oluşunuz. Yani şu an buradan açıyorum. Şunlar seviye ayarları. Şuradan da tabii seviyeyi ayarlayabiliyoruz. Fakat farklı alıcılar tanımlarsanız 4 tane alıcıyı bu kumandaya tanımlayabiliyorsunuz. Öyle olunca dedim ki dolabın içinde neden ledim olmasın? Çünkü ledleri severim. Şöyle, şu orta kapağın üst bölümüne led yapmaya karar verdim. Ve belki altına da yaparım ama altı konusunda emin değilim. Yani direkt duvara assaydım kesin yapardım ama ayaklar olduğu için ayaklarla birlikte güzel gözükmeyebilir. Çünkü öndeki ayaklar gölge yapacak böyle öne doğru. O çok istediğim bir efekt olmayabilir. Şu an dolabın altında kırık bir parça var. Gözüm ona takıldı, cümlem yarım kaldı. Ne bu? Ha, kartonmuş ya. Dolabın bir parçası falan kırıldı dedim. Durduk yere nasıl kırıldı? Neyse, özetle bir tane daha alıcı sipariş ettim. Bu videoya yetişir mi bilmiyorum. Çünkü bugün kargoya verseler, yarın gelirse yetişebilir. Bilmiyorum. Hafta bitecek çünkü videoyu yayınlamam gerekecek. Dolayısıyla onu beklemeyebilirim. Ama böyle bir şey yapmaya kesin olarak karar verdim. Zaten önceki o mutfaktan ledlerim kalmıştı. Fazladan bir güç kaynağım da vardı. Sadece alıcım eksikti. Alıcıyı da dediğim gibi sipariş ettim. Yapmamam için hiçbir sebep yok. Neyse, bu çok uğraştıracak. Özellikle şu TV dolabını boşaltma kısmı beni mahvedecek. Şu dolapların içlerinde o kadar çok şey var ki. Bakın şurası ve burası komple alet edevat kablo dolu. Burada da bir 6'lı prizim var. Burada da 8'li prizim mi var? 2, 4, 5, 10'luymuş. Yani buraya bu kadar çok adaptör ve şey bağlı. Şurada işte modemdir, akıllı ışıkların kontrolcüleridir, güvenlik kamerasının alıcısıdır falan. Çok fazla şey var. Bunları buraya yerleştirmem 2 gün sürmüştü. Boşaltma umarım o kadar sürmez. Yani hepsinin kablolamasını falan böyle çok doğru yapacağım diye uğraştığım için çok uğraşmıştı. Şimdi her türlü bunun içine aktarmak yine çok uzun sürecek de en azından sökmesi umarım çok uğraştırmaz, bilmiyorum. Neyse, kameramı sabitleyeyim ve ben işe gömüleyim. We'll be right back.
Yeni bir günden selamlar. Sonunda dolabı tamamladım. Dün tamamladım aslında ama sabaha kadar uğraştırdığı için sonunda yine pertim çıktı ve direkt uyudum. Ya vlog çekmeye alışık olmadığım için böyle günü bitirmem gerektiğini hep unutuyorum. Neyse, hemen şöyle hızlıca bir göstereyim size. Şuraya böyle biraz legolar falan koydum ve şimdilik içine sabit bir led döşemek yerine şu geçenlerde Çin'den toplu paket açılışı yapmıştım ya, böyle dolap ışığı koymuştum. Onu yapıştırdım şimdilik buraya. Bu sayede rahat bir şekilde aydınlatabilmiş oldum buraya ama o şarjlı olduğu için ve burada sürekli onu yakamayacağım için ona ilk fırsatta normal gerçek bir led mi denir ne denir? Saçmaladım şu anda işte, neyse onu anladınız siz. Sabit bir enerji kaynağıyla çalışan led ile onu değiştireceğim. Onun dışında zaten alt tarafta hiçbir değişiklik yok. Yine bütün kaosu buraya gizledim. Burası da karışık. Burası öncekinden daha toplu. Nasıl oldu anlamadım. Birkaç tane de fişim eksik kaldı. 3 tanesi boşa çıkmış. Burada bir gariplik var. Bir şeyleri bağlamayı unuttum gibi geliyor ama eksik bir şey de göremiyorum. Şu taraflar daha boş. Buralara ne yapacağım bilmiyorum. Aklımda buraya bir kata Bugatti, bir kata da Lamborghini koymak vardı. Fakat şöyle çapraz şekilde sığmıyor. Hatta Bugatti'yi tam şöyle yan yaparsam sığıyor ama o da böyle yandan çok güzel gözükmüyor gibi. Lamborghini bundan da büyük olduğu için o hiç sığmıyor. Dolayısıyla böyle minik figürlerle doldurmak daha mantıklı gibi geldi burayı. Burası zamanla kaotik bir hale gelir. Şimdilik içinde çok bir şey yok da. Bu tarafı doldurduğum için hava temizleme cihazını bu tarafa almam gerekti. Onun dışında çok da bir değişiklik yok. Ha bir de yerden yükseldi tabii önceki şeye göre. Ve bu yerden yükselme olayı yüzünden zaten sabaha kadar uğraştım. Çünkü tam 46 kere şu dolapları kaldırıp alttan ayak ayarı yapıp tekrar koymam falan gerekti. Sağ olsun evi yapan ustalar öyle bir şey yapmışlar ki. Şimdi bakın. Öncelikle şu duvar yamuk. Burası böyle yukarı gittikçe inceliyor. Yani şöyle şu yana doğru çekiyor. Ondan sonra parkeler yamuk. Parkeler de böyle duvar dibine gittikçe yükseliyor. Bu ikisini çözmem bir 35 kere falan dolabı kaldırıp indirmeme neden oldu. Böyle tam dengeye getirdim dedim. Su terazisiyle bakıyorum düz mü diye. Baktım her şey okey, süper. Sonra şunu tabii duvara sabitlemem gerekiyordu deprem olursa yıkılmasın falan diye. Duvara sabitledim, bu üst duvar da yamukmuş. Bu da böyle yamukmuş. Dolayısıyla arkadaki vidaları sıkınca bu sefer öndeki ayaklar havaya kalktı falan. Delirdim dün, delirdim. Neyse final olarak bence güzel oldu. Benim içime sindi. Hem burayı daha şey gösterdi. Siyah yerine böyle açık renkler, ahşap falan kullanınca daha ferah gösterdi bence. Ve televizyon bir tık yükselmiş oldu ayaklardan dolayı. O yüzden o da... Bilmiyorum, benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Zaten arka planda orayı bol bol artık göreceksiniz. Fakat şimdi konumuz farklı bir şey. Bugün bir Stirling motor inceleyeceğiz. Ben bu motoru 3 yıl önce falan almıştım. Aldığımı unutmuşum. Sonra geçen gün böyle kutuları, dolapları kurcalarken falan gördüm. Dedim buna bir bakalım birlikte. Stirling motorlar dıştan yanmalı bir motor örneği. Yani şu an arabalarda kullandığımız motorların falan hepsi içten yanmalı. Bunlar ise dıştan yanmalı olarak geçiyor. Fakat gelişimini tamamlayamamış bir motor çeşidi. Yani buna yatırım yapmamışlar. Buna yeterli Ar-Ge falan yapmamışlar. Dolayısıyla hala böyle ilkel olarak kalmış ve gelişmemiş bir motor yani. Çok da eski bir tarihi yok bu arada. Yani 40-50 sene önce falan icat edilmiş bir motor olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Şimdi şurada ısı üretmesi için bir kaynağımız olması gerekiyor. Ben çakmak benzini kullanacağım. Fakat ısıyı nasıl sağladığınızın çok bir önemi yok. Yeter ki ısı üretin. Yani güneş enerjisiyle bile ısıtanlar var. Ben bayağı bir değişik örneklerini gördüm. Şu an arabaların neredeyse hepsinde fosil yakıt kullanıldığını düşünecek olursak aslında onlara göre çok daha çevreci bir motor biçimi bu. Tabii kullanacağınız ısı kaynağına göre de değişir. Yine fosil yakıtla ısıtırsanız bu da çevreci olmaz. Şimdi motorun çalışma mantığı kısaca şöyle. Şuradaki havayı ısı yardımıyla genleştiriyorsunuz ve yavaş yavaş buradaki hava sıkışıyor. Ve hava yeteri kadar ısınıp şuradaki pistonu ittirebilecek hale geldiği zaman bu tarafta hava sıkışıyor. Yani şuradaki tekerlek bu ikisinin birbirine zıt bir şekilde hareket etmesini sağlıyor özetle. Bu dışındaki metal sayesinde de bir kere hareket gerçekleştikten sonra sürekli ısınıp soğuyup ısınıp soğuyup böyle bunun çalışmasını sağlıyor. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi buradaki havanın iyice ısınmasını bekledikten sonra ilk hareketi kendimiz vereceğiz. Daha çalışacak hale gelmemiş. Ek olarak bu modele bir de dinamo eklemişler. Bu dinamo sayesinde bir de elektrik üretebileceğiz. Çakmak gazım birazcık fazla yanıyor ama bu beni birazcık germeye başladı. Niye bu kadar çok yanıyorsun? Neredeyse çalışacak gibi ama hala tam şey olmadı. Acaba bunu çakmak benziniyle yapmak çok da mantıklı değil miydi? Çünkü o kadar hızlı bir şekilde tüketti ki içindeki şeyi. Hafiften çalışmaya başladı ama ısı yetmiyor şu an. Şöyle yapalım. Bu şişenin kapağı sıkıntılı, direkt yanlardan taşmaya başlıyor. O yüzden bunu alacağım. Şöyle bir tane mumun
metalini sökeceğim ve şişenin kapağı olarak şöyle bırakacağım. Bu sayede etraftan taşamaz diye düşünüyorum. Sadece şu ortadaki kaynağımız yanar. Yine de tasarımda değişikliğe gittiğimiz için ne olur ne olmaz diyerekten ben şu gözlüklerimi takayım. Yine bu yanlardan taşmaya başladı ya. Başıma bela olacak bu benim. Sönmüyor oradan alet şey. Daha iyi yapayım derken daha fena yaptım. Çalış bari. Şimdiye kadar çalışması lazımdı bence. Ben bunu nasıl çalıştıracağımı biliyorum. Diğer tarafı daha hızlı soğutarak. Aha, çalışıyor, oluyor. Çok az kaldı. Yes! Sonunda be! Çalışıyor şu an. Ve yine durdu. Hala olması gerektiği gibi olmadı ama. Bir saate yakın zamandır bunu tamir etmeye uğraşıyorum. Bütün parçaları yağladım, contaları değiştirdim. Bazı yerlerde çift conta falan kullandım. Umuyorum şu an olacak, çalışacak. Bir de bu sefer yakıt olarak izopropil alkol kullanmayı deneyeceğim. Bakalım yine bir 2 dakika ısınsın. Hatta ben de ısıyı şöyle destekleyeyim. Gerçi çakmak is yapıyor. Sanki izopropil alkol is yapmıyor gibi. Sonunda çalışmaya başladı. Oha, kamera galiba şeyine yetişemiyor şu an. Dönüş sanki kamerada çok az dönüyormuş gibi gözüküyor. Ya bu kadar ilkel bir makineyi çalıştırmak için 1,5 saat uğraştığıma inanamıyorum şu an. Ve çok güzel çalışıyor ama. Dur bir şey deneyeceğim. Aa, buradaki ışık da yanıyor bu arada bakın. Dinamo da elektrik üretiyor. Şimdi denemek istediğim şey şu. Ekstra soğutma eklersem RPM'i arttırabilecek miyim? Hatta bir de ekstra ısı aynı anda. Soğutmam gereken yer bu taraf değil mi ya? Bu tarafa mı soğutmam gerekiyor? Hayır bakın, bu tarafı soğutmaya başladığımda yavaşlıyor. Bu tarafı soğutmam lazım. Emin olamadım, hızlandırabildim mi hızlandıramadım mı? Soğutmak pek bir işe yaramıyor gibi ya. Ama fazladan ısı vermek az bir şey bile olsa fark ediyor gibi yani. Fazladan ısı verdiğimde hızlanıyor. Ama fazladan soğuttuğumda ben bir fark gözlemleyemedim. RPM ölçerim olsaydı aslında anlardık. Maalesef yok ama. Şimdi bir söndüreceğim. Bakalım ne kadar zamanda duracak. Isı kaynağı gittiğinde çok kısa bir sürede duruyor. Eğlendim. Çalıştıramasaydım çok üzülecektim. Zaten minyatür topta şey yapamadım, eğlenemedim. Çalıştırdım ama eğlenemedim. Bunda en azından çalıştırdım ve izlemesi eğlenceliydi. Saat neredeyse gece 3 oldu. Ve siz bu videoyu bugün öğleden sonra falan izleyeceksiniz. Yani bir 6-7 saat sonra falan izlemiş olacaksınız. O yüzden sanırım artık videoyu bitirmeliyim ki Harun Bey kurgusunu da bitirebilsin. Videonun başını yaptı ama daha bugünü kurgulayamadı. Bu tarz haftalık vloglardan daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Bu videoda gösterdiğim şeylerin linklerini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.